Şimdi burada bir takım hazırlıklarımızı da yaptık. Şimdi bundan ne yapılır? Bundan birçok şey yapmak mümkün. Burası butun orta kısmı. Orta tamam. Kısmı. İnceğini çıkarttık, altını çıkarttık. Şurada küçücük bir bonfile parçası var. Diğerleri burada. Burada sokum dediğimiz kısım. Buralar kuşbaşı yapılır. Çok güzel yemekler yapılır bunlardan. Dilim dilim kesilir, büftek gibi yapılır. Külbastı dediğimiz bir unuttuğumuz damak zevki tekrar yaratılır. Burası hayvanın kaburga bölümü, kol kürek bölümüyle birleşen bölümü. Bir hayvanın kaburgasının ikiye bölünmüş hali. Yani şu kısım pirzola dediğimiz kısım. Şu kısmından şöyle açılır. Görebiliyor musunuz? Bu kısmından açılır. Bunun içerisine pilavı doldurulur ve kaburga dolması böyle yapılıyor. Ondan sonra kaburga dolması yapılır. Ya da hiçbir şey doldurmazsınız. Bu haliyle verirsiniz. Tandır yaparsınız. Ben kaburga sizin ellerinizi benim ayaklarımı bağlarsınız. Ondan sonra da oturur yeriz. Ay. Ben bir şey söyleyeyim mi başkanım? Ben kaburga dolmasının hep bunun ikisinin birleştirildiğini düşünüyordum. Hiç böyle yok, aradan bir şey içine, sokulduğunu yok, düşünmemiştim. Buradan öyle zaten bunun içine iki avuç pirinç koyarsınız. O bünyesine 1,5 misli de su alır. Bu böyle bayağı bir pilav olur. Pilav değil de et yiyin siz. Evet ya. Biz pilavı yanında yiyin acıktık yani. Acıktık galiba başkanım. Öğlen oldu saat. Peki bunu pirzola olarak da yiyebiliriz pirzola tabii ki. Pirzola olarak da tabii. Pirzola olarak yenmek için de birkaç hazırlık daha yapmamız gerekiyor. Onu da yapalım isterseniz. Şu döş dediğimiz kısmı öncelikle gövdenin üzerinden çıkaracağız. Ben onu hemen size çıkarayım. Satır kullanmadan yapacağım bıçakla. Zaten çok da herhalde ihtiyaç olmayan bir... Yani kemikleri gevrektir. Hemen çıkar. Buradan ne yapılır? Buradan da kemiğinden ayrılır. Şu filetonun yanındaki boşluklarla birlikte birleştirilip güzel bir kıyma yaparsınız. Ne isterseniz yapın. Oğlak kıyması. Tabii yani bir şey yaparsınız. Lahmacun. Bir pide. Mis gibi olur. Çok güzel bir damak zevki oluşturursunuz. Şimdi diğer kol küreği de çıkarayım ben buradan. Ben de Ankara keçisiyle ilgili orada birkaç not çıkardım. Onları özellikle tüketicilerle paylaşmak istiyorum. Ankara keçisi oğlağı eti neden tercih edilmeli noktasında biraz bahsettik tabii ama şimdi Ankara keçisi ilk bölümde de söylediğimiz gibi neredeyse yılın 12 ayı merada beslenen bir hayvan. Haliyle yem yemediği için eti daha lezzetli. Ankara keçisi oğlağı etinin böyle gevrek bir tadı var. Bunun da beslenme şartları ve özellikle yüksekte beslendiği için bundan kaynaklandığı söyleniyor. Doymamış yağ asitleri bakımından zengin bir et. Doymuş yağ asitleri de diğer kırmızı etlere kıyasla daha düşük. Kolesterol ve yağ seviyeleri oldukça düşük. Bahsettiğimiz gibi içinde selenyum bulunması çok önemli. Oğlak eti, keçi sütü bağırsakların çalışmasına, işte kronik kabızlık gibi hastalıklara oldukça iyi geliyor. Lütfen ilk denediğinizde şunu söylemeyin. İşte ben oğlak eti yedim, ishal oldum, midemi bozdum. Bunları düşünmeyin. Aksine mideniz çalışmıyordur, bağırsaklarınız çalışmıyordur. İçindeki selenyum nedeniyle ve maddeler nedeniyle keçi sütü ve oğlak eti bağırsaklarınızı düzenlemeye başlar. Yani ilk bir haftadan sonra buna alışırsınız. Lütfen ilk başta o gün yedim böyle oldu bir daha yemeyi düşünmüyorum. Ben de bir tüketiciyim, oğlak eti tüketicisiyim. Benim de başıma geldi. Siz de bu noktada müsterih olun diyorum. B2, B3, B1 vitaminleri, B12 vitamini noktasında çok çok zengin. Özellikle bu noktada öneriliyor. Özellikle B12 eksiğiniz, B vitaminleri eksiğiniz varsa günümüzde birçok doktor da bunu önermeye başladı. Oğlak eti tüketin diyorlar. Bebeklerde çok önemli çünkü hazmı çok kolay, rahatsız etmiyor. Bebekler rahatsız olmuyor. 50 yaş üstü tüketiminde yine öneriliyor. İçindeki yağ asitleri bakımından da eğer diyet yapıyorsanız tercih edeceğiniz et oğlak eti olabilir diyorum ve başkanıma geri dönüyorum. Bakın görüyor musunuz yağ dağılımını kas içerisindeki ve şu parlaklığı görebiliyor musunuz? Ben görüyorum. Evet. Kameraya da gösterelim. Yani bu et yenmez mi? Burada da
biraz önce oğlak dolmasına ya da böylece fırına vermeye hazır hale getirmiştik. Bu da pirzola yapmaya hazır hale getirildi. Bundan da pirzolası yapılır. Çok da güzel olur. Yani diğer but kısmından da zaten burada parçaladık. Bu parçalar yapılır. Ciğer kısmına gelelim. Biz buna uykuluk diyoruz. Tıbbi ismi timüs. Bu hayvan ergenliğe ulaşana kadar bu vücutta oluyor. Hemen kalbin üst bölümünde olur bu. Bunu buradan aldım biraz önce. Ergenliğe ulaştı mı, büyüklüğü tamamlandı mı bu olmaz. Bu kaybolacak kadar küçülür. Ha. Bir de şeyinde boynun iki yanında olur tiroid bezi. Çok güzel tereyağıyla ya da ızgarada böyle biraz kekikli biberle. Bu kadarcık çıkıyor işte bir hayvanda çıkan bu. Az çıkarsa ne olur? Pahalı olur ama önemli olan bunun tadılması. Evet, çok lezzetli. Ben çok severim ama çok pahalı olduğu için yemiyorum. Özellikle İstanbul'da sadece uykuluk yapan ve çok iyi yapan bir yer var. Her İstanbul'a gittiğimde mutlaka uğramaya çalışıyorum ama bir servet bırakıp çıkıyorum. O yüzden şey oluyor yani hani biraz zorlanıyorum. Ciğer kısmında da zaten küçücük işte ciğeri biliyorsunuz, var. Biliyorsunuz güzel bir karaciğeri var, böbrekleri var ve burada da yüreği var. Onu da açıp gösterelim isterseniz. Hemen. Özellikle iç pilav yapıyorsanız oğlak dolmasında vesaire de bu. Buyurun bu da yüreği, kalbi. Çok lezzetli oluyor. O iç pilav hazırlanırken oğlak ciğeri de inanılmaz lezzet oluyor. Başkanım, programın sonuna yaklaşırken birkaç şey sormak istiyorum. Tabii. Tüketici olarak Sağlık Kasaba geldik. Oğlak eti istediğimizde böyle bölüm bölüm de isteyebiliriz değil mi? Ya da tam bir oğlak olarak da isteyebiliriz. Biz orada reyonda bir yer ayırırız. Bunu parçalarız. Butu da olur, pirzolası da olur, kol küreği de olur. İşte böyle kuşbaşısı da olur. Bu şekilde hazırlanmış kısmı da olur. Biz bunları sergiler satarız. Orası bizim işimiz. İstersem tüm de alabilirim. Tabii. Değil mi? Alırsınız, yaparsınız, yaptırırsınız. Başında durursunuz. Ne istiyorsanız, nasıl istiyorsanız öyle hazırlanır. Sonuçta yarım saatlik bir iştir bir oğlağın yapılıp sizin istediğiniz şekle dönüştürülmesi. Süper. Peki oğlağı yani şimdi her seferinde gelip almaktansa hani zaten küçük de bir hayvan. Buzlukta saklamak istesem bir sıkıntı var mı? Aldım şimdi sizden. Normal bizim ruhsatlı mecralarda bu kesim işlemi gerçekleşmişse Kurban Bayramı'ndan biraz farklıdır. Kurban Bayramı'nda üretilen etlerin hemen tüketilmesi gerekiyor. Çünkü kesildiği yerden eve gidene kadar sıcak nedeniyle problemler yaşanıyor. Evden kasaba gelip hazırlanana kadar bir problemler yaşanıyor. Çok uzun süre bekletilmesi, derin dondurucuda bile bekletilmesini ben önermiyorum. Bir takım otoriteler etin bu sürecini bilmedikleri için normal mezbahada üretilen hayvana söylediklerini söylüyorlar. Kurban farklı ama bu bir şeyde tesiste kesildiyse, soğutma işlemi ona göre yapıldıysa, gereken soğukluğa ulaştıktan sonra satış noktasına getirildiyse, burada da zaten o soğukluk şartlarıyla satış süresini bekler. Buradan alınanı siz hemen bir günde tüketeceksiniz diye bir şey yok. Tüketebileceğinizi siz saklama bölümünde, tüketmeyeceğinizi dondurucu bölümünde bir müddet dondurabilirsiniz. Ama yani etin öyle bir ay, üç ay, beş ay bir dipfrizde kalmasını ben doğru bulmuyorum. Çünkü evlerdeki dipfrizlerin soğutma kapasitesiyle bu olması gereken dereceler birbirinin aynı değil. Bir, ikincisi iklimlendirme gerekiyor. Doğrudan siz soğutursanız zaten bunun bünyesinin %70'i su. Su kaybına neden olur. 2 ay sonra o soğutma ünitesinden çıkardığınız zaman ağaç gibi bir lezzetsiz bir etle karşılaşırsınız. Artık et lafından uzaklaşmış olur o. Bir ağaç kabuğu şeklinde olur. Onun da yenmesinin hiçbir anlamı yok. Normal hani bugün yersiniz, bir hafta 10 gün boyunca tüketecekseniz de tüketeceğiniz porsiyonları ayırıp derin dondurucuya koyarsınız ama öyle bir ay, iki ay, üç ay bekleteyim bu doğru bir şey olmaz. Bir de galiba porsiyonlu koymak lazım. Kendi tabii etrafımdan ki da biliyorum, tabii ben yapmıyorum mesela ama. Mesela nedir? Kaç kişisiniz? 2, 4, 5, 5 kişisiniz. Bu 5 kişilik bir aileye bir etli yemek yapacaksınız. İşte bu.
Bu kadar. Yani şunu yani yapmamak lazım. Porsiyonluk dediğimiz bu yani. Aynen. Şunu koyup hani buzdolabına dondurup sonra işte 15 gün sonra çıkartıp yiyeceğiniz kadarını kesip sonra yeniden dolaba koymayın. Bunu çok sık yapıyorlar çünkü. O hatalı çünkü. Tabii. Yani... O hatalı bir davranış. Bunu ikiye bölersiniz. İki bölümde tüketirsiniz. Birinci bölümü çıkarırsınız. İkinci bölüm donuk olarak kalır orada. Onu da bir dahaki tüketmeyi düşündüğünüz bölümde çıkarırsınız. O zaman yani... Ama çözdür, en güzeli taze taze almak. Tabii çözdür, tekrar dondur. Bunlar doğru bir şeyler değil. Evet.